Bey, çok A özür dilerim böldüm. Ee, ekmeği temel gıda maddesi olarak tanımlamadığınızı söylediniz. Ee, nedir bunun sebebi? Evet. Ya bilim adamları diyor ki bak hamur, makarna şeyle beslenirsen fazla hamur işiyle sonra o çocuğun beni gelişmez. Beni gibi 10 sefer okursun kitabı. Şey var ya. Dilber Ortaylı var ya. Dilber Ortaylı Evet. İlber ha İlber. Dilber de nereden dedim? Bizim zabıta müdürünün ismi Dilber aklıma bu sabah da arayacaktım. Aklıma o geldi. Kusura bakma. İlber Hoca benim için o şey deyince o bir, bir, şey yapmıştım ya da içeri gittik biliyorsun. O ekmek aptal toplumların temel gıda maddesi deyince demiş ki böyle 200 kelimeyi ezberleyen adamı televizyona çıkar işte pat diye söyler. Sonra ben de dedim ki e, Tele1'de bir programda Namık Koçan dedim ki hocam doğru diyorsun. Ben hakiki 200 kelime biliyorum ama siz bu 200, 2000 kelime bilenler yıllardan beri anlattınız bu bu halk anlamadı bir şey. Bak ben 200 kelimeyle pat diye söyledim. Nasıl anladılar hemen? Anladın? Şimdi evet. <laughs> Öyle bir hale geldik ki, bak öyle bir hale geldik ki ekmeğe bile ekme bak eski de ben çok 10 sene önce şunu demiştim ben çok o, o şeylere çok üzülürüm. halen daha görüyorum bak emin ol çekim yapın gidin bu zengin sepetlere o çöp konteynerin içine bir bakın bir tane ekmek parçası bulamaz bak bir tane onlar dolabına koy bir dilim ekmeğe bile buzdolabına bir dilim ekmeğe bile yerler zaten az ekmek yerler yemeğe yerler fazla onun için oralarda otururlar zaten ama gel fakir semtte bizim oturduğumuz semtlere çöplerin yanında da şimdi biraz daha böyle günahtan korkuyor ayaklarına torbalarla bağlıyorlar şeyler ki güvercinlere alsın hayvanlarına versinler her tarafı ekmek ben 10 sene önce dedim ki ben olsam ekmeğe o zaman 5 liraya yediririm. Çünkü o zaman ekmek 1 lira. Çünkü sizi çöpte sucuk, salam, sosis görüyor musunuz? Göremezsiniz. Niye? Onlar pahalı. Ekmek ucuz. Şimdi de öyle. Yahu halk ekmek, halk ekmek 3 liraya ekmek satıyor. Zarar ediyor. Zarar ediyor. E karıcığım Ekem İmamoğlu cebinden verme parayı. Yazıyor belediyenin masrafına. Onu dolaylı yoldan yine ben ödüyorum. Sen şimdi ekmeğe, ekmeğe yedirirsen ben geçen dedim bir şeyde. Ekme ucuz yedireceğine 15 yaşında kadar olan çocuklara ya da bu 60, 65 yaşın benim gibi üstünde olanlara otobüse bir tramvaya onlar ucuz mu bilmiyorum öyle diyorlar. Parasız mı? Hı, hı. Parasızmış herhalde değil mi? Onlara bedava bindireceğinden bindirme versin parayı gitsin gelsin ne edersen etsin. 15 yaşında çocuklara versene şey tiyatro, sinema, o her ilçede bir tiyatro, sinema şeyi kurdur. Oralara bedava gitsinler, çocuklar gelişimi olsun, ekmeğe şey, Bir adam zaten olmuş 65 yaş, benim gibi şeyi miadit olmuş zaten. O bedava değil, o kadar gelsin ki. Sen bu bay ya bu geçtiğimiz bayramda emin ol bayramda ya ben böyle bir şey görmedim bu İstanbul'da ya. Bir yerden bir yere gitme imkanı yok ya. Şimdi yine öyle. ...o kadar kalabalık... E ...şimdi diyorsun ki... ...bu ekmeğe az yedirirsen... ...peynir, zeytin, et... ...etin kilosu... ...bu bonfile muftan kilosu 600 lira... Ona zaten ulaşmak yok da... ...400 lira olmuş 350 lira... ...kıymanın kilosu... ...o onu yemeyi öğrensin... ...peynirin kilosu en ucuz peynir... ...o zincir marketlerde... ...200 lira... ...bunu nasıl alacak... ...bunu yemeyi öğrensin ekmeğe değil... Ekmek yemekle, bak ben bunu da yıllar önce demiştim, 15 sene önce. Ekmek yem, ekme, her gün dedim şu ekmek yiyenler, bak ben fırıncı olduğum halde. Bir dilim ekmek eksik yesin ekmeğinden. O bir dilim ekmekten artan parayla her ay bir kitap alsın, okusun. Kitap okumakla ekmek parası nasıl kazanılır öğrenirsin ama ekmek yemekle ekmek parası nasıl kazanılır anlamazsın Aynen. o zaman böyle, işte böyle anlatmıştım o zaman ekmek aptal toplumların temel gıda maddesi de, dememiştim böyle bunun asilimini getirsin aynı bu olur ama işte millete böyle yayarak yaya anlatacaksan falan o zaman şeydi yaman dan diye de işte biz o sabah o spikere öyle dan diye deyince e, jeton düşmedi tabi biz de gittik boşuna yere 9 gün yaptık içeri. Evet. Ama Bey, ekmek, çok teşekkür ederim. ekmek, ekmek bak şunu diyorum yine, ekmek, Cumhurbaşkanımız Başbakan'dı, ekmek israfı ile ilgili 2013, Başbakan'dı değil mi 2013'te? 2013'te böyle bir kampanyadır şey, ben bayat ekmeğe getir, tazıyı götür diye bir kampanya zannettim fırını. İstanbul'da da büyük afişi yaptım, astım oraya. İşte gelen bana sorma dedim. Git vatandaşa sor.